Ee, emekli memur maaşları ne kadar olacak en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak İlk onda başlayalım mı ee, Haber Türk'ten Ahmet Kıvancı'nın haberi bu SSK ve bağ kurulların Alacağı oranda da bahsetmiş ondan da e, onu da anlatmış Önce şunu söyleyeyim En düşük memur Aylığı en düşük memur emekli aylığı 14491 liraya Çıkacak 2024 yılı Ocak ayında bugünkü netleşen hakem kurulundan net çıkan karar itibariyle 14.500 lira seviyelerine doğru gelmiş olacak. SSK ve Bağkur emekleri için ne olacak derseniz onlar için de şöyle bir detay yazılmış. Yıl sonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve Bağkur emekli aylıkları Ocak ayında sadece 2023'ün Temmuz Aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak. 2023 yılı enflasyonu %62 olursa Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon %35.25 olacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da bu oranda artacak diyor. Yani şunu söylüyor. %62 üzerinden bir değerlendirme yapıyor Merkez Bankası verileri üzerinden. E Temmuz'la aralığı çıkardığınız zaman %35'lik net alınacak bir zamdan bahsediliyor. Yani %45, %45, %45 deniliyor ya zaten kardeşim %35'i sen alacaksın yani. %35 senin alacağın rakam yani enflasyon karşısında. Şimdi ona muhtemelen bir takım eklemeler daha yapılacak. Yıl sonunda e, artık bu yüzde 40 mu olur, 45 mi olur, kademeli artış mı olur? Ama orada bir dip rakam belirlenecek. O dip rakamda çok yüksek ihtimalle yüzde 35 seviyesinde olacak. Yani yüzde 35'lik minimum bir artış önümüzdeki süreçte yılda e, yıl başında bekleniyor. Tabii bir sürpriz yaşamazsak. TÜİK rakamları tekrar farklı noktalarda açıklamaz ise. Onu söylemiş olayım ama tekrar üzerinden geçecek olursak en düşük memur maaşı 14.500 lira seviyelerine çıkacak. Ee, SSK ve Bağkur emekleri içinde %35'lik şu an için bir zam öngördüğünü yazmış minimum olarak. Ee, en düşük e, 7.500 lira meselesiyle ilgili de 10.301 TL olarak e, detaylandırmış. E, 10.301 TL'ye çıkacak diye yazmış %35 rakamıyla birlikte. Tabi bunun dışında işte refah payı kademeli artış, seyyanen zam meseleleri konuşuluyor. Ne demek istiyorum? Örnek veriyorum %35 mi çıktı? %10 da refah payı veriyoruz deyip %45'lik bir artış yapılabilir. Bu denilmeyebilir. Denilebilir ki ee, işte en düşük emekli aylığına %35 yapacağız. 7500 lirayla 10.000 lira arasında alana %45 yapacağız. 10 ile 15 arasında alana %40 35'e kadar dip rakam belirlenip bu şekilde götürülebilir. Bunların dışında yani %35, %40, %45 rakamının dışında bütün emeklilere seyyanen artış da yapılabilir yıl sonu için. Bu plan program arasında. Tabi bu yıl sonu meselesi. Ekim ayında ne konuşulacak? Ekim ayında ne yapılacak? Ne yapılmayacak? Şimdi bunu konuşalım.